Uzaspor'un yılan hikayesine dönen kongresi nihayet gerçekleştirildi. 58 üyenin imzasının alınarak yapılan kongrede yönetime talip tek liste çıktı. Mevcut başkan Köksal Köse yeniden başkanlığa talip olduğunu açıklarken yönetim kurulu da tamamen yenilendi. Genç ve güçlü bir ekiple yola çıktıklarını söyleyen Köksal Köse yönetim kurulundaki isimleri açıkladı. Yönetim kurulu asil yeğenlikler. Köksal Köse, Şevkettin Sonay, Ahmet Çakıra, Mustafa Akman, Avni Rakıcı, Fuat Kulaçoğlu, Abdülmuttalip Öz, Caner Yücel, Nur Öztoprak, Mehmet Al, Hasan Özçelik, Kubilay Köse, Hakan Hamdi Manici, Erkan Yavuz Atagün, Zekeriya Tutar, Kemal Zora, Hatice Bayram, Serkan Özcan, Önder Hamza, Serkan Dostar, Cüneyt Baran. Yönetim kurulu yedek üyeliklerine Fatih Şark, Abdullah Yenici, Murat Yıldız, Cemalettin Meral, Kemal Kodak, Ekrem Kaçar, Kasım Coşkun. Bizde asil ve yedek fark etmiyor. Bütün toplantılara hep birlikte girip katılıyoruz zaten. Denetleme kurulu üyeleri Adnan Balcı, Mustafa Hızarcı, İsmail Yener. Yedek üyeleri Nebil Öcal, Dikter Akap, Atilla Belentepe. ASKF asil üyeleri Abdullah Yenici, Sabahattin Sayar, Nazlı Özturan. Yedek üyeleri Murat Kılıçarslan, Aşkın Parlak, Levent Ayhan. Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan destek sözü aldıklarını söyleyen Köksal Köse, Tuzla'nın en kötü zamanlarında hep yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. İlçemizde daha çok gencin spor yapması için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kongre sonrasında Olay Medya Grubu yayın yönetmeni Murat Çaltepe'nin sorularını cevaplandıran Başkan Köksal Köse şunları söyledi. Spor Kongresi'nde yeniden yönetime geldiniz. Neler söyleyeceksiniz? Hedefleriniz nedir? Öncelikle Tuzla'mız hayırlı olsun. Hedef şu anda herhangi bir hedef belirlemedi. Çarşamba günü saat 7'de hem tanışma hem de yönetim bir araya getireceğiz. Bir hedef belirleyeceğiz. Belirlediğimiz hedef tabii bizim için olduğu kadar Tuzla için çok daha önemlidir. Artık her Tuzla'nın taşın altına elini sokması gerektiğini biz de biliyoruz. Tuzla'lılar da bilsinler. Siz basın aracıyla da bunu biraz yansıtmamız lazım. Bunu da biliyoruz. Hep birlikte olacak bu işler. Kimse tek başına bir şey yapamaz. Bir ekip çalışması, bir takım çalışması olursa olacak her şey. Yoksa 1924 yılından beri fazla bir yükselişi olmamış takımın. Burada belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hiç olmadığı kadar bu listenin oluşumunda bize yardımcı oldu ve tek tek arayarak arkadaşlara göreve takip olmalarını istedi. Biz de gönlümüzü herkese açtığımız gibi kim olursa olsun yeter ki Tuzla spor kulübüne destek olsun, yardımcı olsun. Zaten görev bölümünde de daha kimsenin, ben şu anda başkan gibi gözüksem de onu ben çok kabul etmiyorum şu anda. Görev dağılımını çarşamba günü yapacağız. Ben açık söyleyeyim, kulübe kim daha çok yardımda bulunursa ortaya koyacağız. Diyeceğiz ki arkadaş başkanlığı kim istiyorsa alsın, ağalık kimde kalacaksa. İnşallah bir arkadaş daha çok fedakarlık yapmak isteği içinde olur da başkanlığı ağalığını alır. Yani eskiden böyle bir ağalık satışı vardı ya. Yani bizim için fark etmiyor. Biz bu görevlerde bulunduk. Bizim için önemli olan Tuzla Spor'un iyi bir yerde olması, faydalı olması. Gençlik için çok önemli Tuzla Spor. Altyapısı var. Tuzla'da şu anda 700'ün üzerinde Tuzla Spor tarafından spor yaptırılan gençler var. Bunun 1500, 2000, 2500, 3000 civarında olması lazım. Daha doğrusu dışarıda sokakta gezen, boş gezen insan olmaması lazım. Onların spor yaparak günlerini, boşluklarını doldurması lazım diye düşünüyoruz. Gençlik ve gelecek için çok önemli bir şey.
spor terbiyesi almış bir insanla spor terbiyesini hiç görmemiş bir insan arasında çok büyük bir fark vardır. Bunu biz yaşadık, biliyoruz. Bütün gençlere de spor terbiyesi ve spor camiasının içinde olmalarını tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.